Wow. Ben ne içiyorum böyle ya? 10 dakikada bir. Şelaleden kardo. Hadi efendim. Nice nice ödüllere. Sağ olun. Kendimizi. Deniz'e küçük bir hediye vereceğim. Tebrik ve yol arkadaşlığı için teşekkür adına. Ay ne zarif bir adam bu Çağatay. Hiç gerek yoktu ama. Rol arkadaşıma hediye alamaz mıyım? Emir'e ne aldın? Ya bir de o var hakikaten. Şimdi Emir benim yanımda garip kalması. Ben bunu hiç şey yapmayayım. Evladım o kutuyu bu sene açacağım mı? O zaman. Ay küpeler. Ay çok güzel. İlginç bir tasarım. Eskilerden mi azizim? Babaannemindi. Aile yadigarı. Oha! Biraz abartılı olmuş o ya. Efsane abartılı olmuş. Bunları takmama izin verir misin? Tabii tabii. Zaten babaannenin sende kalsın. Bence istediğin zaman tak. Sana takmama. Oo, ben takarım. Sen rahat ol kardeş. Bu arada şey yapma sen hiç. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sonra biz ona bakarız. Çünkü şu an kulaklarım müsait değil. Çok mersi Çağatay. Ay, böyle bir ürperti geldi üstüme. İyi akşamlar. Ne haber Kardo? Diziyi tebrik ederim. Tüm oyuncuları da. Benim de Deniz'e bir hediyem olacak. Yapay şelale mi? Hayır. Yarın takdim edeceğim kendisine. Aile yadigarı. Ya Çağatay kim ki Deniz'e hediye alıyor ya? Çağatay'ın Deniz'e vereceği en büyük hediye uzak durmak. Ah, ödüllere tebrik kafası ufak bir şey dedi. Ne kadar ufak? Yani çiçek falan mı? Ben oyuncuyum, ajan değilim. Wow! Zaten burnumun dibine dönenlerden bile haberim yok benim. Sazanın dibiyim. Ya sen niye bana çemkiliyorsun ki oğlum? O akşam ben seninle kavga etmedim ki, sen kavgayı ayırdın. Evet, ben Barış'tan yana hep arabulucu İsviçre gibi çocuğum. Ondan kaybediyoruz zaten. Aile yadigarı eski mücevher. Bizde. Yok mu? Rıza, bizim babamız eski amele. Sen biliyor muydun? Kime vereceksin? Alıcı değilim ya. Ben bakıcıyım yani. Bu şimdi dizi ekibi ödül falan almış ya. Kavgalar ettik. Ayıp oldu. Ben de böyle bir jestler yapayım benim hani Emir'e falan. Emir'e mücevher mi vereceksin? Yok yani Emre CD falan şey yaparım da hani kullanılmayan öyle eski takı falan varsa diye. Nur hayata mı bu? Yo. Şimdi kime ne hediye vereceğim daha karar vermedim ben. Tamam ben karışmayayım. Bir şeyler bulacağız artık. Pırlanta su yolu bilezik var. Nasıl? Oo, güzelmiş bu ya. Ne zaman Selahattin enişten aldıydı. Hiç takmadıydım, küçük geldiydi. Artık kime kısmetse. Eskiden olsa beni çaya çağırdın diye eteklerim zil çalardı. Şimdi? Şimdi gözüm aydın, kulaklarım Manisa. Ne bileyim, bekliyoruz böyle mevzu ne diye. Nur Hayat, Deniz'e bir hediye vereceğim de. Annesi çok değer veriyor bu tip şeylere. Emre dedi ki artık sizin aranızda bir husumet kalmamış. Bana bir yardım etsen ha? O kadar da değil. Ne bileyim zevkini mevkini. Uğraşamam. Yok yok. Şöyle. Ablamın bileziğiymiş. Bak bunu vereceğim. Evet. Klasik su bileziği. Uygun. Şöyle. Ablama dedim ki Nur Hayat'a vereceğim gibisine.
Yani demiş gibi oldum, öyle denk geldi. Hayda Rıza, bana bak, bu işler hep yanlış anlaşılıyor. Sizinkiler bana halleniyor, bu olay büyüyecek. Hoş, arabam boyfriend olarak işime gelir, o ayrı da. Gizli gizli mi buluşuyorsunuz hala Emir'le? Yo, cümle aleme ilan ettik. Babam da çok sevindi. Aa, kızım, aktör sevgilim mi var, aferin. Hemen beraber yaşayın dedi. Nur Hayat, bizi idare etsene ya. Ha? Deniz'de bileziği görürlerse falan, bende de var aynısından hediye edildi falan desene. Bende var zaten bunun aynısından. Tabii taşları daha iyi. Süper, taksana onu. Aynısı ha? Her elit genç kızın mücevher kutusunda bir tane su bileziği bulunur Rıza. Deniz'de de var mıdır acaba ya? Elit genç kızın dedim. İyi tamam madem. Ben birkaç gün kendimkini takayım da sizinkiler görsün. Ben dedim, bu iş büyür dedim. Taşınacağım bu semtten artık ya. Hora nerede kızım? Cilt bakımında. Ay vallahi nefis Rıza'cığım, çok teşekkür ederim. Ne zahmet etmişsin. Estağfurullah. Ne vesileyle yavrum bu? Dizinin başarısı, Deniz'in yeteneğini kutlamak. O akşam sesimi yükselttiğim için özür dilemek babında. Evet, o özür lazımdı. Çok zarif. Teşekkürler. Aile yadigarı. Ay ben bayıldım. Sadece bir ara bir kuyumcuya gidip şöyle birazcık kısaltırmam lazım ama nefis. Güle güle kullan Deniz'cim. Nice ödüllere. Sen çok değerlisin. Daha iyilerine layıksın. Saygılar. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ne hediyesi bu şimdi? Arkadaş hediyesi. Çağatay'ınki oluyor, bu niye olmuyor? Arkadaş hediyesi. Evet de çok pahalı bir şey bu evladım. Artık verilen değerle ilgili bir şey herhalde. Ben bilemem. Neler dönüyor anlıyor musun? Hayır Timoş. Ama çok endişeliyim. Ney? O tek sıra pırlanta bileziği Nur Hayat'a mı verdiniz? Takmıyordum ki canım. Küçük geliyordu. Zaten sen bana onu öylesine almıştın sevgilim. Evet, sahteydi de ondan. Ne? Sahte miydi o? Lan o zamanlar o kadar durumum mu vardı benim? Sahteydi tabii. Ne yaptın sen Selahattin? Ay rezil oldum. Ay kız hemen anlar ay anlamasana. Götürürsen kuyumcuya uzatmaya kısaltmaya filan. Kepazelik. Selahattin sen ne üçkağıtçı bir tipsin ya. Öküzlük edip sana aldığım hediyeyi başkasına vermeseydin. Senin dünyan yalan dünya Selahattin. Yalan. Sahte mi? Şimdi kesin ve net olarak bittim ben. Verdin değil mi ablacığım kıza orada? Ah, ah geçerken gördüm ben. Sen ara Nur Hayat'ı, geri al, parlattıracağız falan bir şey uydur. Gerçeğini alıp yerine onu verelim. Abla biz ne biçim bir aileyiz ya? Yani Rıza ile Nur Hayat görüşmüyorlar aralarında. Hiçbir şey yok. Hatta Nur Hayat'ın görüştüğü başka biri var da. Neyse. Yani aile bu konuda tamamen kendi kendine gelin güvey oluyor. Aa, bu iyi bir haber. Biraz olsa ferahladım. Ferahlama Timur. Niye ferahlıyorsun canım? Şimdi yavrucuğum bu bilezik yani son derece pahalı bir bilezik. Neden acaba hala sana karşı bir ilgisi mi var ne bu? Yani bir hediye, bir jest, bir ilgi ben onu bilemem ama başka birine karşı hiçbir ilgisi yok. O kesin. Anlıyorum. Deniz... Sen ne hissediyorsun? Allah korusun.
şimdi Allah korusun deyince o zaman ben nötr olayım bari. Yani şu içinde bulunduğumuz anlar itibariyle bende bir şey yok. Ama bu mahallenin de hissi borsası çok ani hareketler yapar malum. Ne borsası? Ne demek bu? Bu sohbet çok uzadı. Ben kaçayım demek. Babanı bilmem. Ama ben son derece rahatsızım bu konuda. Ayrıca Bora bu konu hakkında ne düşünüyor onu da bilmiyorum. Genç bodyguardlar rahatsız. Merhaba. İyi günler. Şu pırlanta, akarsu bileziği mi deniyor? Onlara bakacağım. Tabii efendim. Evet. Şunun fiyatı ne kadar? 15.000. 15.000 Türk lirası. Ha, euro sandım. Bu uygunmuş. Evet. Şu yandaki en incesi kaça? 'Naber? İyi, sen de? İyi, küçülttün mü bileziği? Yok, daha gidemedim. Ha, zaten şimdi set met falan boş ver, uğraşma. Nerede, kolunda mı bilezik? Yok, takmadım bugün. Sete gidiyorum çünkü. Nerede peki? Evde. Ha, neresinde? Odanda mı? Başucuna mı koydun, yastığın altına mı sakladın? Yok, annemle bakıyorduk da salonda. Ha. Niye? Yok, öyle. Hadi, sen sete mi? Ha? Hadi, hayırlı evet. İşler. Tamam. Görüşürüz. Hadi. Deniz. Çiğdem Hanım. Merhaba. Sizin bu şelalenin sesinden kulaklarınız rahatsız oluyormuş galiba. Göz, kulak, bütün duyularım. Anladım. Anladım. Ben onun sesini kısmak için bir yol arayacağım da buraya gelip böyle bilgi alayım dedim. Evet. Okey. Deniz yok mu? Yok. Allah Allah. Demin ben seslenirken sanki içeriden sesi geldi gibi geldi de. Yoo. Kimin sesiydi o? Bir ses geldi içeriden. Evde kimse yok. Yok mu kimse? Ha, ablam mı acaba seslendi? Bir bakayım ya. Çağırdıysa. Ah! Başka bilezik bu. Şu vitrindeki su yolu pırlantalı bileziğin fiyatını soracaktım. Soldan üçüncü. O 15.000 TL efendim. Ha. Biz sıkı pazarlık yapacağız artık. Enişte. Ha. İyi oldu gördüğüm. Al bunu. Ablamın sahte bileziği. Sen almışsın zamanında. Önce onun için bir tebrik etmek isterim. Sağ ol. Çok gerçek gibi duruyor değil mi? Ama kolpa. Senin gibi. Al bunu ister at, ister sat.
Alo, Tülay. Hala kızgın mısın bana? Ama ben sana ne aldım biliyor musun? Emir, ben terasa geldim zaten. Ama aileye bilezik göstermeye. Yani Rıza'lara amme hizmeti yani. Nasıl burada buluşacağız gece? Çüş! Ya yan taraf erken yatar da Deniz'in anası danası hep partici. Neden erkek uyuyacaklar ki bu gece? Annem geldi. Duyduk! Ya bilmiyorum. Biraz zor gibi. Neyse, konuşuruz. Öpüyorum, seviyorum. İyi günler. İyi günler. Nurhayat! Ay nasıl koşturdum Orçun seni kendini söyleyince. Yok ablam ya. 5 dakika uğradım gideceğim. Aa, yok. Sen hemen gitme ya. Gel biraz otur. Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel yürü yürü yürü. Gir 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 gir. Gir. Ay ne güzel bilezik, ne güzel. Ya hediye yeni. Neyse canım, ne anlatıyorum. Hadi ben kaçtım. Anne nereye, nereye? Yok, o kadar koşturdum ben sen geldin diye. Bir çayımı içeceksin, hadi. O çayı illa içeceksin. Şimdi sen otur, 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 otur. Rahat bir pozisyon al, ben hemen geliyorum. Hadi canım, hadi. Sonra işte annem de kısır yaptı. Bilirsin ben biber salçasıyla severim kısırı. Bol da yeşillik yıkadık işte. Nar ekşisi koyduk. Ondan sonra güzel afiyetle. Senin sahte bileziğine de sana da. Sahte mahte. Hakiki görünüyor lan, iyiymiş.
geldi, resmen çaldı buradan. Bunu da yerine koymuş. Bak işte. Bu başka bilezik mi? Kızım kör müsün? Bunun taşları ufak. Bitmedi. O nişanlısı mı nedir? Onu gördüm terasta. Senin bilezik nerede? Pat, kızın kolunda. Nasıl yani? Nur Hayat'ın kolunda. Evet. Takmış böyle bakıyordu. Sana layık görmediler tabii. Pörtlek geldi, aldı buradan. Sana dandiğini verdi. Güzeline hop kıza tabii. Bunlar böyle evladım. Kanma artık. Anneyi dinle. Berbat bir aile bunlar ya. Ben öleyim inşallah. Yok canım, ben öleyim inşallah. Ay Selahattin! Bir ev parası ha. Ama sakın satmaya falan kalkma. Ay hiç satar mıyım aşkısı, senin hediyen. Ay kız, ne yaptın sen ya? Küslüğe dayanamadım. Elde avuçta ne varsa döktüm. Dedim lan ver oradan en pahalısını. Çünkü benim olan her şey aynı zamanda senin. Tülay'ım. Allah'ım. Çağatay'ın küpeleri mi onlar? Hayır, artık benim küpelerim. benim bileziği peki? Taktın mı? Hani akşam setten falan dönünce. Tabii. Zaten verdiğinde de çok beğenmiştim. Akşamüstü de tekrar şöyle bir baktım. Bu ne ya? Dedim. İyi, zevkine falan uydu yani bilezik. Tabii. Çok değerli bir hediye. Oh, iyi iyi. Vallahi güle güle tak. Ama biliyorsun ben maddi şeylere çok değer veren bir insan değilim. Yani ucuz pahalı, mühim olan dürüstlük. Ben senin yaptığın o cambalığı da zevkle taktım. Planta bilezik değil yani, kasap lastiği olsa bile takardım. Yeter ki gerçek olsun. Yok ama bilezik gerçek yani. Planta. Ya aslında şöyle komik bir şey oldu. Ya hiç olacak iş değil. What's up? Barmen geldi hanım. evdeki herkese bir şey hazırlıyorum. Ne içiyorsunuz? Yok ben dışarı çıkıyorum akşam. Çağatay'la konsere gidiyoruz. Yok artık. Niye? Eğlenmek için. Serin. evet. Rıza niye evde değilsin? Salep vardı. Okey. Ne içiyorsun? Zehir. Bu kadar abartma ya. Arada ben böyle bunalırım. Yani çok sıkıya gelemem. Öyle bir beklentin olmasın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.